bakın abi. Başlıyoruz, açıyoruz. Burada kişi hakkında işte özgeçmişini yazabiliyorsunuz. İşte adı soyadı, doğum ölüm tarihini yazabiliyorsunuz. Yani taşa sığmayan bütün düşünceleri, resim. Bağlantı açıyoruz. Burada kişi hakkında isim, soy isim, doğum tarihi, ölüm tarihi. Yani taşa sığdıramadığınız bütün düşünce. Buraya geldiğiniz zaman insanlar taşta ya burada kim yatıyor, işte özgeçmişi, resimleri, işte mutlu anları. Burada ne varsa her şey yazabiliyorsunuz. Sınırsız. Bütün bilgileri buraya yükleyip kişi hakkında bütün bilgi öğrenebiliyorsunuz. Bencilerde artık taşa çok yaz yazmaktan ziyade. Tabii sektörde yaklaşık 12 yıldır bu işi yapıyoruz. Mezar işleri yapıyoruz. Öncelikle Karekod'un niye çıktığını anlatacağım size. İnsanlar bir mezar baştaşına çok yazı, şiir veya resim koymak istiyor ve bu maliyetli oluyor. Bu yüzden yaklaşık biz 5 yıl önce biz mezarlara Karekod koymaya başladık. Bu Karekod sayesinde de işte burada kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, ölüm tarihi, işte o gün mutlu anı varsa onu koyabiliyoruz. Dua, Fatiha'dır, İhlas Suresi'dir, onları da ekleyebiliyoruz. Kişinin istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz ve çok düşük maliyete yapılabilen bir işlem. Bu yüzden bu şekilde işleme başladık. Evet, son dediğimiz gibi 5 yıl önce biz bu işe başladığımızda tabii Karekod çok yaygın değildi. Bu pandemi sürecinden dolayı artık teknolojinin hızlanmasından dolayı herkes artık Karekod'a aşina. Çünkü Karekod'da ödeme sistemleri, Karekod'da farklı işler çıkmaya başladığı için şu an son zamanlarda pandeminin olduğu özellikle Karekod'da ciddi bir ilgi var. Hem burada insanların biz resimlerini saklamış oluyoruz, deforme olmamış oluyor dijital bir ortamda. Hem de ziyarete geldiği zaman burada kişi hakkında çok rahat bilgi alabiliyor. Mektup yazabilir. İsterse kişiye SMS atabilir Karekod'la. Bu şekilde işlem başlattık. Bilir 2018 İstanbul'da doğdu. Aile kökeni Kastamonu'dur. İşte Antalya Koleji, Akdeniz Üniversitesi Fakültesi'nde görev yapmış. Yer sanatları çok özel bilgi birikim sahibi olup